Genelde şeker hastalığının gözdeki etkileri bilinir, böbrekteki etkileri bilinir. Aslında sinirleri de tabii ki şeker hastalığı Kesinlikle. Etkiliyor. Sinirleri nasıl etkiliyor ve diyabetik nöropati denilen tablo nedir? Şimdi diyabetik nöropati tabii ki özetle söylersek şekerin sinirlere verdiği hasar. Evet, fazlaca özet. Çünkü özellikle küçük damarları etkilemek suretiyle vücudumuzun birçok yerindeki sinir sistemine zarar veriyor. Hep de hastalarıma da hatırlatıyorum ben. Hastalar, diyabetik hastalar çok bilincinde esasında. Evet, ben gözümü korumalıyım, böbreğimi korumalıyım çünkü gözümü korumazsam, gözümü, böbreğimi korumazsam diyalize bağlanırım şeklinde bir fikir var. Ama maalesef bunun içinde nöropati dediğimiz hadise çok atlanıyor. Hastalar işte ayaklarım uyuşuyor ama tatlı bir şey yedim ondan yanıyor gibi. Doktora gitmekte oldukça gecikiyorlar. Fakat çok çok önemli. Çünkü sinire verilen hasar kalıcı oluyor ve genellikle geri dönüşümsüz bir sürece girmiş oluyorlar ve bunun yanında tabii organ kayıpları gündeme geliyor bu sinir hasarından kaynaklı olarak. Dolayısıyla bunun sıklığı da zannedildiği kadar hani göz böbrek biliniyor ama sıklığı oldukça yüksek. Yapılan çalışmalarda %40 oranında. Yani aslında çok yüksek bir rakam, evet, gerçekten. Evet. Neredeyse diyabetik hastaların yarısında görünüyor. Bu sadece klinik olarak bilinen kısmı. Hele de sinir leti testleriyle bunu desteklediğimizde %62'lere yükselen bir değer var. Korkunç bir rakam. O zaman şöyle, çoğu şeker hastası vücudunda diyabete bağlı bu sinir hasarlarından, yani diyabetik nöropati olduğundan belki de habersiz yaşıyor. Kesinlikle öyle. İsterseniz o zaman ekran başında izleyicilerimiz, çok milyonlarca şeker hastası var, merak ediyorlardır. Diyabetik nöropatiyi biraz daha derinlemesine konuşalım, bize anlatın. Tabii. Diyabetik nöropati dediğimizde, yani şekere bağlı sinir hasarı dediğimizde vücudun en çok hangi bölgeleri etkileniyor? Örneğin ben şunu duydum. Öyle sinir hasarları oluyor ki diyorlar, diyabetlilerde ishal ve dışkı kaçırma ve özellikle de idrar kaçırma gibi problemler bile bundan kaynaklanabiliyor. Doğru mudur bu tıbben? Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Söylediğiniz örnekler otonom sinirlerle alakalı örnekler. Ama ben izin verirseniz ilk önce en çok nereye zarar verdiğinden bahsedeyim. En sık gördüğümüz bizim eldiven çorap tarzı dediğimiz vücudumuzun uç noktalarında, ellerde bileklere kadar, ayakları bileklere kadar olan yerlerde uyuşmalar, karıncalar, batmalar, yanmalar. Hastalar özellikle ayak altlarında yastık var hissi, pamuk hissi var hissi. Bunun yanında batıcı yanıcı ağrılar. Hatta bazıları hani kötü bir kaşınma var ayağımın altında. Halbuki bir deri lezyonu yok. Bu esasında yanıcı bir ağrıdan bahsediyor kaşınma derken. Bu semptomlarla gelebiliyor. Bazen dokunmayı, ağrıyı bile fazla şiddette hissetme. Çarşaf değdiği zaman bile inanılmaz bir ağrı şikayeti duyabiliyorlar. Tabii tam bunun tersi de oluyor. Hissetmede azalma. Ayağını yakıyor, farkına varmıyor. İşte yeni aldığı ayakkabısını içindeki koruyucu kartonuyla birlikte giyip gezip bunu farkına varmayanlar. Dolayısıyla tam tersi bulgular da ortaya çıkabiliyor. Bu sadece hissetme ile ilgili nöropati bulguları. En sık gördüğümüz de bu. Özellikle ayaklardan başlayan, el ve ayaklarda sık görülen durum. Fakat bir de buna eğer motor, yani hareketle ilgili sinirlerin etkilenimi de eklenirse ortaya tabii ki güç kayıpları giriyor. Ayağını sürüyerek yürüme, işte ellerde kavramada güçsüzlük gibi. Daha da artarsa bu bulgular artık kaslarda erime başlıyor. Bu en sık gördüğümüz kısmı. İkinci kısmı sizin bahsettiğiniz otonomik nöropati. Yani esasında çalışmasını kontrol edemediğimiz organların sinirleriyle alakalı bir şey. Mesela en sık gördüğümüz tansiyon farklılıklarıdır. Şimdi damarın büzüşmesi, genişlemesi de bir sinir iletisiyle oluyor. Bu olay kaybolduğu zaman ayağa kalktığımızda fazladan bir tansiyon düşüşü, hatta bayılmalara kadar gidiyor. Ortostatik hipotansiyon diyoruz biz bu olaya. Bunun yanında sizin dediğiniz gibi mide bağırsak sisteminin çalışmasındaki bozukluklar, dirençli ishaller ya da kabızlar, idrar ve dışkı kaçırmalar, özellikle erkek hastalarımızda görülen cinsel fonksiyon bozuklukları çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu otonom sinirlerin dışında bir de denge sinirlerimiz de var tabii. Özellikle yürüme bozuklukları.
Güç kaybı olmadan, hissetme kaybı olmadan direkt denge bozuklukları olabilir. Kalın sinir liflerinin etkilenmesiyle birlikte. Hasta gözünü kapattığında ayakta dik duramaz. Yürürken bir tarafa doğru sendelemeler olur. Bu da ataksik nöropati diyoruz, denge problemiyle olanlar. Sadece bununla da bitmiyor. Bazı bölgelerimizde de oluyor. Herkes duymuştur. Bileğimde sinir sıkışması, karpal tünel sendromu diyoruz. Diyabetik hastalarda bu normal hastalara göre 2-3 kat daha sık gözüküyor. Çünkü incinmiş, daha kırılgan bir sinir var orada. Yine gözümüze, yüzümüze giden, beynimizden çıkan sinirlerin nöropatisi de bunlar içinde dahil. Tıpkı bir felç gibi semptom verebiliyor. Göz sinirini tutup ani görme kayıpları gibi şeyler de olabiliyor. Yani sadece kol bacak değil esasında, iş biraz daha karmaşık. Aslında şu an şeker hastalığına bağlı diyabetik nöropatiyi konuşuyoruz. Ağrılara daha biraz sonra detaylı olarak geleceğim. Evet. Onu konuşacağız. Ben şimdi tabii sizi dinlerken aslında çok bilinmeyen, gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Peki şöyle bir araştırma var mı? Şeker hastası olan kişilerde bu diyabetin sinir hasarlarına bağlı farkındalık ve buna bağlı tedavi alma oranları ile ilgili bir bilgi var mı Türkiye'de? Böyle tabii herhangi bir bilgi yok ama bizim hastalardan deneyimimiz esasında hiç farkında değiller. Çoğunun farkında değiller. Genelde hastalar başvurduğu zaman tabii bir dahiliye hekimi ya da patoloji bize yönlendirmiyorsa şayet, hastalar ancak ciddi bir şekilde gece uyku bozuklukları, kramplar, ayakların aşırı yanması ya da uyuşmasından çok muzdarip olduklarında ancak başvuruyorlar. Bu konuda farkındalık çok az. Ben de usanmadan bıkmadan hastalarıma anlatıyorum bu konunun ne kadar önemli bir şey olduğunu. Çünkü sinir sistemi bozulunca akabinde diğer bölümlerde damar sistemleri de bozulmaya çalışıyor ve dediğim gibi organların beslenmesi ciddi bir şekilde bozuluyor. Çok bilinmeyen yine bir konu. Şeker hastaları genelde endokrin uzmanlarına, iç hastalıkları uzmanlarına gidiyorlar. Hani diyabete bağlı kan şekerinin kontrolü için. Doğru. Göz muayenelerini çoğunlukla aksatıyorlar. Böbrek, nefroloji muayenelerini aksatıyorlar. Size sormak istiyorum. Bir şeker hastası diyabet tanısı aldıktan sonra, ne kadar süre sonra bir nöroloğa görünmeli? Ya da bir şeker hastasının nöroloğa gitmesini gerektiren bulgular nelerdir? Peki, çok doğru bir yer esasında, teşekkür ediyorum bu fırsatı da verdiğiniz için. Bir hastaya diyabet tanısı konulur konulmaz bir nöroloğa başvurmalı. Sebep de şu, ilk tanı anında bile nöropati görülme ihtimali %30, 3 kişiden birinde var. Hatta bize bacağım uyuşuyor diye gelip biz elektrofizyolojik testlerle baktığımızda biz dahiliye uzmanını yönlendiriyoruz, sizde şeker çıkabilir diye. Bu kadar erken dönemde dahi gelişebiliyor. Dolayısıyla hastaların direkt gelmesi gerekiyor. Diyelim ki gelmedi başında. Sonrasında küçük uyuşmalar, baş parmakta başladığını söylemiştim. Ayak baş parmağındaki iğnelenmeler, uyuşmalar, kramplar bile nörolojiye gelmek için bir sebep esasında. Bu vesileyle ben EMG denen testten de bahsetmek istiyorum. Hastalarımız hiç bilmiyorlar çünkü bunu. Bu vesileyle öğrenilsin. EMG dediğimiz şey elektrik, sinir iletimi ve kas fonksiyonlarını değerlendiren bir test. Çok da üstün bir test. Bu sadece nöropatiyi tespit etmekle kalmıyor, diğer hastalıklardan ayrımını da sağlıyor. Bu nöropatinin çeşidi nedir? Sadece diyabetik nöropati yok çünkü. Başka bir sürü nöropati var ve tedavileri hepsinin apayrı. Bu EMG ile biz bunların farkındalığını yaratıyoruz. Nöropati varsa da derecesini belirtiyoruz. Ne derece korumalıyız? İşte hissetme sinirlerinde mi, yoksa hareket sinirlerinde, motor sinirlerinde mi? En çok aşağı bölgelerimiz mi tutmuş, yoksa yukarı kavşak bölgelerimiz mi tutmuş? Çok önemli. Ayağı uyuşarak gelen bir hastada acaba ben diyabete bağlı nöropati mi oldum diye gelende esasında bel fıtığına bağlı olduğunu da bu testle yine gösterebiliyoruz. Dolayısıyla çok değerli bir test. Hastalarımızda bu test normal çıkarsa ilk başta yaptığında, tabii ki yakınması olana kadar tekrarını istemiyoruz ama yakın izlem altında kalması gereken hastalarımız var. Daha riskli hastalar. Daha sık EMG ile kontrolünü yapabiliyoruz bu durumda.